İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender 2.83 Alpha sürümünde Archimesh add-on'unu inceleyeceğiz. Şu anda gördüğümüz bu oda mobilya hariç Archimesh add-on'u ile yapıldı. Ayrıca mobilyalar içinde veya herhangi başka bir iç kısma koyacağımız eşya içinde Blender Kit isimli başka bir add-on var, onu kullanacağız. Öncelikle onların yerini göstereyim. Edit Preferences menüsünde add-ons kısmına girdiğiniz zaman, hatta hemen ilk kısımda Archimesh şu alttaki ve yukarıdaki Blender Kit beraber gelen add-onları aktif hale getirdim. Öncelikle bir odayla başlayacağız çalışmaya. Archimesh bir room istedim. Bana bir tane kalınlığı olmayan tek bir duvar verdi. N'ye basıp sağ menüyü açtım. Orada şu Create yazan tabı açtığımızda orada ayarlarımız karşımıza geldi. Öncelikle kalınlığı, şu thickness değerini biraz daha açıp da göstereyim. Thickness değerini .20, yani 20 santim olacak şekilde ayarladıktan sonra basit bir oda yapmak için bütün duvarları 10 metre olacağı için length kısmına 10 metre yazdım. İkinci duvarı eklemek için number of walls'a sayıyı bir arttırdım. Daima artı yönde ilerlediği için artı y yönünde, ben de o taraftan bakayım, çevirdim görüntüyü. İkinci duvarın genişliğini de 10 metre yaptım. Bir tane daha istedim. Yine artı x yönünde olduğu için bize doğru gelecek. Ama onu ters çevireceğiz. Yani öbür tarafa doğru bu şekilde. Eksi 10 ters yönde. İstersek dördüncü duvarı isteriz. Veya şuradaki close walls düğmesine tıkladığım zaman otomatik olarak kapatma işlemini yapar. Bu arada şu baseboard'u da bakalım hangi yöndeymiş. Eksi nokta 2 dedim. Dışarı doğru nokta 15 verelim. İçeri doğru olması lazım. Ama yeterli gelmiyor. Nokta 25. Evet. Nokta 25 verdim ve bu taraftan biraz gözükür hale geldi. Şimdi burada bir de floor kısmı var. Onu da görüntüye getirdikten sonra çalışmaya başlayacağız. Yalnız şu ortadaki seçenek neymiş? Studio Light'lardan bir tanesi. Ortadakini seçtim. Bir de Cavity'yi açıyorum. Tipini de both, her ikisinde hem Word hem Screen için olacak şekilde ayarladım. Pencereyle başlayacağız. Pencere yerleştirmek için öncelikle bir yer belirlemem gerekiyor. Duvarın üzerinde herhangi bir yere Shift ve mouse'un sağ butonuyla tıkladım ve Shift A, Mesh, Archimesh, bir tane panel window istedim. Bunun ayarları sağ taraftaki menüde var. Yalnız taşımaya kalkarsak pencereyi, bu ayarlar gidecek. Yani ilk anda ne yapmak istiyorsak yapmamız lazım. 160'a 160 bir pencere olmasını istedim. Yüksekliği 150 santim, onu da 100 santim olarak ayarladım. Başka bir ayarını değiştirmeyeceğim için artık yerini değiştirebilirim. Empty objesini seçtikten sonra şu oklar da görüntüye gelsin ve pencereyi ortalayacak şekilde, şöyle ortalamaktan kastım şu kısım, ayarladıktan sonra bir de düşeyde de şöyle kabaca ölçülü çalışmıyorum. Ölçülü çalışsaydık daha başka yöntemler de kullanmamız gerekecekti. Şimdi burada yine sağ taraftaki menüyü açarsak bu şey için, Archimesh için, şurada Auto Holes isimli bir seçenek var. Bunun üzerine sağ butona tıklarsanız, ben daha önceden eklediğim için remove dedi ama sağ butona tıklarsanız şunu göreceksiniz. Add to quick favorites. Onu seçtiğiniz zaman içerideyken Q tuşuna bastığınızda buradaki komutun aynısı Q menüsünde karşınıza çıkacaktır. Bu auto holes işlemini sık sık yapacağımız için onu oraya alma gereğini duydum. Tamam, yapalım şimdi. Q'ya bastım, auto holes dedim ve duvardaki kısmının açılmasını sağladı. Şimdi bu pencereden yan yana 3 tane daha yapacağım. Bunun için artık şey yapmayacağım. Shift A, Mesh, Archimesh, Panel Window demeyeceğim. Burada bizim sağ taraftaki Outliner'da penceremiz gözüküyor zaten. Şu window grup. O yalnız altındaki elemanlarıyla beraber bir bütün olduğu için komple seçmek maksadıyla sağ butona tıklayıp Select Hierarchy demeniz lazım. Onu, o şekilde yaparsanız bakın renkler turuncuya döndü. Şu anda bu window grubunun altındaki her şey, ki zaten iki şey var. Bunları da açacak olursak altlarında mesh kısımları var. Hepsi seçildi. İşte bu durumdayken yapmamız gereken işlem Shift D tuşuna basmak veya sağ butona tıkladığımız zaman şu Duplicate Objects demek. Eğer klavyeden bir de X tuşuna basarsanız X ekseni üzerinde hareket ettirebilirsiniz. İki defa daha yapıyorum. Yalnız şeyi kontrol edelim. Altındaki elemanlar seçili mi? Seçili. Duplicate Objects dedim. Yine X yönünde bir tane daha. Duplicate Objects X yönünde bir tane daha. Aslında bir tanesini sonradan silip kapı yapacağım ama şimdilik dursun. Kabaca aralarındaki mesafeleri de ayarlayabilirdik. Yapalım. Sadece empty'leri seçip bu hangi taraftaymış? Bir tuşuna bastığımız zaman sol sağ taraftan sadece window grupları seçerek şu en sonuncu biraz sol tarafa doğru bir önceki aralıkları kabaca şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Bir önceki şöyle olsun. Evet, böyle iyi diyelim. Yine
Room'u seçer, AutoHost komutunu verirseniz dilediklerini açar. Şimdi bunlardan hepsini birden seçiyorum sağ taraftan. Yalnız burada seçim yapmak için şöyle bir püf noktası var. Bir tanesini seçer, sağ bütona tıklar, Select Hierarchy dersiniz. Ama bunu ötekiler için yapamazsınız. Sadece bir tane obje için geçerlidir. O engeli geçmek için bunların hepsinin alt elemanlarını görünür hale getirdikten sonra şöyle bir box select ile hepsini birden seçerseniz artık bunların hepsi birden seçili hale gelir. Böylelikle shift D'ye bastım. Şuraya taşıdım. Ortaladıktan sonra sağ tarafa doğru döndüreceğim. 90 derece. Bunlar tamam. Yalnız biraz aşağıya doğru indirelim. Yani Y ekseninde şöyle. Tekrar shift D'ye bastım. Yukarı doğru taşıdım. Şu şekilde. Yine rotate sağ tarafa doğru 90 derece. Çevirdim. Bunu da biraz sol tarafa doğru GX diyerek taşıdım. Shift D'ye bastım. Tekrar sağ taraftaki kısma getirdim. Yine 90 derece döndürdüm. Böylelikle pencerelerin hepsini yerleştirmiş olduk. Tek yapmamız gereken room'u seçiyoruz gene. Sağ taraftan da seçebilirsiniz. Sonra Q tuşuna basıp AutoHost komutunu verdiğimiz zaman bütün pencerelerin boşluklarını açtı. Bu arada dersin başında göstermiş miydim tam hatırlamıyorum ama yaptığımız sonuç görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi bir tanesini seçip silelim, kapı yapalım. Mesela bu hangisiymiş sağ taraftan? Şu Window Group 003'müş. Select Hierarchy dedikten sonra silmek için delete ile onu ortadan kaldırdık. Mouse'u buraya getirmek için, pardon, kursörü buraya getirmek için 3D kursörü Shift ve mouse'un sağ butonuna tıkladım. Sonra Shift A Mesh, Arch Mesh'ten bir tane kapı istedim. Sadece aşağı doğru indireceğim. Ayarlarında herhangi bir şey yapmayacağım. Ayarlarında neler var? Yukarıdaki kısımda frame genişliği. Bunları göstermeye kalkarsak çok uzun sürer ders. O yüzden şu ayarları kabul ediyorum. Değişiklik yapmıyorum. Sadece aşağı doğru indireceğim. Empty objesini seçiyorum altındaki. O zaten ana ismidir. Doğru grup. Aşağı doğru indireceğim. Bu arada eğer yukarıdan Edge Snap to Edge seçeneğini tıklayacak olursam bunu GZ dediğim zaman tam alt kenara yanaştırma şansım var. Burada kapıyı açabilirsiniz. Dışarı doğru. Daha şeyi de yapmadık. AutoHost'u. Odayı seçiyorum. Sağ taraftan da seçebilirsiniz. Sonra Q tuşuna bastım. AutoHost dedim. Kapı açılmış olması lazım. Olmadı. Çünkü şu siyah göstereyim onu size. Şunu seçtim. Şu dikdörtgen kutunun duvarı ortalaması gerekiyordu. Onu yapmayı unutmuştum. Tabii ki onu yapmak için odanın içerisinde door grubu seçip komple şöyle hareket ettiriyoruz. Evet, öyle yaptığımız zaman zaten içindeki boşluk açıldı. Biliyorsunuz o dikdörtgen kutu dışarıda kalırsa ortada boşluk açılmaz. Kapı için olan boşluk. Bunu istediğiniz gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle tamam diyelim. Ve bir de mobilya yerleştirdikten sonra render kısmına geçeceğiz. Bu arada bir kayıt yapalım. Ctrl-S masa üstüne ders ismiyle kaydedelim. Eğer göçecek olursa oradan kurtarırız. Blender Kit addon'unun da şu yukarıda Find Models yazan kısmında küçük bir menüsü var. Eğer sağ menüde Blender Kit'in kendi tabında Free Only'yi seçerseniz ve interior kısmından 253 tane varmış. Onu seçecek olursanız internet hızınıza bağlı olarak yukarıda onunla ilgili objeleri getirir. Ben şu mobilya grubunu alıp koyacağım buraya. Onu şimdi internetten indirip buraya koyacak. İndirirken de aynı zamanda hangi hızda indirdiğini göstermeniz için biraz önce yeşil bir kutu vardı. Hemen kayboldu bende o. Buna yeterli diyelim. İstediğiniz kadar burada başka ücretsiz koltuklar, dolaplar vesaire var. Onlardan koyabilirsiniz. Şimdi Ctrl-S ile kaydettim ve mesela şu açıdan bakarken render kısmına geçiş yapacağım ve görüntü nasıl bakalım. Birkaç ayarı değiştireceğiz. Mesela şu ışığı kaldıracağım. Point tipi olan ışığı kullanmayacağım. Onun yerine World kısmından birkaç ayarı değiştireceğim. Ambient Occlusion açacağım ama değerini .3 yapacağım. Faktör değerini. Genelde öyle yapıyoruz. Ayrıca background için color yerine, gri renkli bir renk yerine Environment Texture isteyeceğim. Ve onu da Downloads Texture Heaven'dan indirdiğim Tears of Steel Bridge isimli image dosyasını kullanacağım. Burada odanın ceiling kısmını, yani tavan kısmını yapmadığımız için yukarıdan bir aydınlanma var. Ceiling'i de isteyelim. Oda seçiliyken şu odayı seçiyorum. Onunla ilgili create bölümünde ceiling'i de isteyecek olursam ışık sadece şeyden gelecek, pencerelerden gelecek şimdi. Biraz bekliyoruz. Daha doğrusu beklemiyoruz. İçeri girmemiz lazım. Şu şekilde. Şöyle yapayım. Önce normal moddayken bir yerimi belirleyeyim ve ondan sonra tekrar şeye geçiş yaparız. Hangi açıdan olsun? Şu açıdan. Şöyle.
Evet, bu pozisyondayken tekrar render görünümüne geçiyorum. Birkaç şey daha değiştireceğim. Şunları kapatalım. Render ayarlarında film kısmında şurada dışarının gözükmesini istemiyorsanız, transparent olmasını istiyorsanız transparent seçiyorsunuz. Ayrıca pencerelerdeki yansımaların da olmasını istemiyorsanız transparent glass diyorsunuz. Böylelikle onları kaldırıyor. Şimdi biraz daha iyi bir açıyla görüntüyü alıp dersi sonlandıracağım. World değerini bir kat daha arttırıyorum. Birden ikiye çıkardım. Biraz daha kuvvetli gelsin diye. Bizim başlangıçtaki görüntümüzde ben biraz da şeyle oynadım. Yani GIMP'te level, color level ile biraz değişiklikler yaptım. O yüzden biraz daha canlıdır renkler. Biliyorsunuz onu Blender'ın içinden de yapabiliyoruz aslında. Yani burada şey var fark olarak. Taban kısmındaki döşemeyi yapmayı unuttuk. Hemen onu yapalım. Alt kısmı seçiyoruz. Seçmiş miyiz? Evet. Onun materyal kısmında base color yerine image texture, benim indirdiğim resimlerden Downloads'ta şunu kullanıyorum. Yalnız UV'sini ayarlamamız lazım. Vektör için mapping diyorum. Buradaki vektör yerine UV'yi seçiyorum. Yalnız UV editing kısmında da o ayarlamayı yapmam lazım. Bunun için de görüntü olarak yine materyal kısmına geçtik. Bunu scale ile büyütürsek şöyle istediğimiz bir ölçüye getirdik. Tekrar layout'a geri dönüyorum. Bu durumdayken tekrar render pozisyonuna geçecek olursak şu fotoğraflardakine benzer bir görüntüye yakın olması lazım. Evet, bu görüntü şekliyle dersimizin sonuna geldik. Yalnız kapatmadan önce bir ufak ayrıntı var. Onu göstereceğim. Diyelim ki bu pencereleri yaptık ve ama diyelim ki şu 4 tanesini silmek istiyoruz. Dördünü birden. Öncelikle onlar hangileri? Bakalım. Bir tanesini seçelim. Bu 15, 14, 12'den 15'e kadar. Sağ taraftan bakacak olursak 12, 13, 14, 15. Burada bir dolaylı yoldan işi kolaylaştırmanın bir yolu var. Şimdi bunların hepsini ya tek tek seçeceksiniz. Sağ butona tıklayacaksınız. Select hiyerarşi diyeceksiniz. Böylelikle Window grubunun altındaki her şey seçilmiş olacak. Ondan sonra içeri girip Delete'ye basacaksınız bu şekilde. Böyle sileceksiniz. Veya diğerlerini şöyle göstereyim. Kalan 3 tanesini. Diyelim ki çok fazla sayıda ama hızlı yapmak istiyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. 14'ü seçiyorsunuz. Bir eliniz Shift tuşuna basılı. Şu anda bastım. Ve mouse'la 13'ün altına atıyorsunuz. Şu anda 14, 13'ün altına gitti. Şurada bakın. Aynı şeyi 15 için yapıyorum. 15'i seçiyorum. Bir elim Shift tuşuna basılıyken alıp 13'ün içerisine sürüklüyorum. Bunu neden yaptım? Çünkü şimdi artık sadece şu 13 seçiliyken Select Hierarchy dediğim anda onun altındaki her şey kendi altlarındakilerle beraber komple beraber seçilmiş olur bir seferde. Böylelikle içeriye girer Delete tuşuna basarsanız hiç problem kalmadan, yani alt elemanlardan birisi yanlışlıkla silinmeden kalmadan komple hepsini kaldırmış olursunuz. Böylelikle böyle bir ipucu da görmüş olduk. Evet, bu dersimizde kısaca Archimesh addon'unun Windows 2.8 serisinde basit bir girişini yaptık. Daha sonradan başka derslerinde yapacağız. Şimdilik dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler.